Online rekabet odaklı oyunlar, konsol ve PC sektörünün her zaman göz bebekleri, firmaların şöyle sürekli para kazanabileceğimiz bir oyun yapsak dediği tür. 2024 yılına girdik ve şöyle popüler rekabet odaklı oyunlara bir göz atalım hatta tier list yapalım. Ne oynasak da ne yapsak da ne olsa... B ya bir değişiklik olsun bıktık ya diyorsanız abi gelin hemen başlayalım ama önce size şu tier listeki katmanlardan bahsedeyim. En üst katman her türlü oynanır. Adı üstünde sebep falan aramayın abi. Çok fazla oynanıyor. Siz de her türlü oynarsınız katmanı. Şansı hak ediyor katmanı. Genel kitle tarafından tercih edilmese de oynanmaya değer daha az oyunculu oyunları yerleştirmek istediğim katman. Ne istediğinize bağlı katmanı. Benim arada kaldığım herkese göre olmayan ama kesinlikle ön yargılı yaklaşılmaması gereken bir katman. Aslında her yöne çekilmiş kilebilir. Bakacağız, göreceğiz. Modası geçti katmanı. Yani bence modası geçti dediğim oyunları koyacağım. Doğrudan oynanmaz diyemem ama ben tercih etmem gibi düşünebilirsiniz. Oynanmaz ise adı üstünde edin oynamayın dediğim oyunlar. Fortnite'la başlayalım. Yılın son zamanı yaptıkları konser etkinliği yeni haritalar ve modlar ile insanların fazlasıyla dikkatini çekti. Özellikle konser etkinliğinde 11 milyondan fazla kişi oyuna girmeye çalıştığı için Epic Games Launcher falan çöktü siz düşünün. Bu arada Fortnite'ın artık Roblox gibi bir oyun platformuna dönüştüğünü az çok siz de görüyorsunuzdur dostlar. Bu kimilerine göre güzel, kimilerine göre kötü. Bana soracak olursanız çeşitlilik oyuncu sayısını düşürmüyorsa her zaman zaman iyidir. Ben sadece bu Mimar Sinanlık olayına karşıyım. Ama bu da Fortnite'ı Fortnite yapan özellik. Yani karşı koyamam ben sevmiyorum diye kötü diyebileceğim bir özellik değil çünkü seven de çok fazla kişi var. Normalde Fortnite'ı modası geçti kısmını alırdım ama sürekli olarak güncelleme verip oyuncuları memnun etmeyi başardıkları için şansı hak ediyor diyorum çünkü herkese göre bir yapısı yok. Smite ile devam ediyoruz. Eskiden League of Legends ilk çıktığı zamanlarda izometrik oyunlara karşı bir ön yargım vardı ve hep keş keşke şöyle adam akıllı 3 boyutlu TPP bir oyun olsa da lol saatlerimi versem diyordum ve sonra smite ve benzeri türevi oyunlar karşımıza çıktı. Ben çok etkilenmiştim çünkü farklı kültürlerin mitolojilerini sevdiğim için tanrılarıyla savaşmak bana harika geliyordu ve harbiden seve seve uzun bir süre oynadım. Ama maalesef insanlar ilk çıktığı zamanlardaki kadar şu an bu oyuna ilgi göstermiyor. Bu sadece oyuncuların suçu değil. Oyunun firması Hi-Res da biraz tuhaf bir firma. Şu an en yoğun zamanında 10-15k tarafından anlık olarak oynanıyor. Smite biraz daha chill rekabet seven oyunculara hitap ediyor. Bence ne istediğinize bağlı katmanına yakışan bir oyun çünkü MOBA dinamikleri ve kahraman odaklı kısmen RPG bir tasarım olduğu için herkese göre olmayabilir. Bence ön yargılı davranmayın hala güncelleme alan ve hatlı sayılır bir oyuncu kitlesi tarafından da oynanan bir oyun şans vermenizi tavsiye ederim. Splitgate. Bu oyunu herkesin oynamasını istiyorum çünkü manyak eğlenceli. 2019 yılında çıkmasına rağmen oldukça yenilikçi ve portal olayı çok iyi. Farklı modları bulunan bu rekabet odaklı FPS oyunda amaç her zamanki gibi galibiyet ve rank. Ama portal açma mantığı sayesinde işin içerisinde stratejik bir oynanış dinamiği giriyor. Hatta bu portal olayı baya gerçekten eğlenceli oluyor. Sistem gereksinimleri düşük olmasına rağmen TR'de çok popüler olmaması şaşırtıcı. Tabi daha fazla popüler olduğu zamanlar oldu ama şimdilerde anlık 3-4K oyuncu tarafından tercih ediliyor. İşin konsol tarafı da var ve cross platform olarak oynanıyor. Hızlı bir oyun olduğu için bu oyuncu sayısı da sorun çıkartmıyor. Bence bu oyun şansı hak ediyor katmanına yakışır. Çünkü birbirine çok fazla benzeyen rekabetçi oyunlar arasında farklı bir mekanik sunması bence değerli bir şey. Combat Master ilaç gibi bir oyun. Canınız hızlı geçiş bir oyun oynamak istiyor ama Battle Royale falan da olsun istiyorsanız ve bilgisayarınız Warzone'u kaldırmıyor ya da Modern Warfare'e verecek paranız yoksa o zaman bağımsız birkaç geliştirici tarafından geliştirilen Combat Master tam size göre. Ekran Ranksız PC'lerde bile çalışır. Boyutu çok az ama eğlencesi fazla. Anlık 4-5K civarında oyuncusu var dostlar ama artacağı kesin çünkü öne açık bir oyun. Son güncellemede 64 kişilik gerçek bir Battle Royale modu geldi ama isterseniz mini Battle Royale modu ve klasik bomba imha modu gibi farklı hızlı oynanışı destekleyen modlar bulunuyor. Rank sistemi otursa ya da düzgün bir rank sistemi gelse ve oyunun güncellemeleri daha sistematik ve hızlı olsa bence çok daha fazla kişi tarafından tercih edilir. Bu oyunu Steam üzerinden oynayan herkes çok beğendi. Yalnız cross platform olduğu için mobil oyuncular sizinle beraber oynamak isterse eşleşme yapabiliyor. Benim için şansı hak ediyor katmanında bir oyun. Çünkü Türkiye şartları düşünülünce sanki bizim ülkemizin sistem gereksinimlerine göre geliştirilmiş. Paladins ile devam ediyoruz. Bu oyun çok garip bir oyun çünkü herkes Overwatch çakması zannediyor ama aslında ondan daha önce gün yüzüne çıkmış bir geliştirme süreci var. Overwatch'un hüsranlarını da hesaba katarsak bence çok daha sağlam bir oyun diye. En azından Paladins 2 diye bir oyunun çıkışına gerek duyulmadı. Farklı kahramanlar ile savaş arenasında farklı modlarda mücadele ediyorsunuz. FPS türünde ve anlık 15k'ya kadar oyuncu tarafından oynanıyor. Optimizasyonu güzel düşük sistem içinde optimize edilmiş ve emin olun zevk alarak bu oyundan çıkarsınız. Sadece yine Hi-Res stüdyolarının oyunu bu firma birazcık reklam kampanyası yürütebilse gerçekten çok daha fazla oyuncu tarafından tercih edilecek bir oyun ama şu an oyunu bilen sayısı bile çok az. Ben çok uzun süre oynadım. Kendine has özellikleri ve oynanış dinamikleriyle oyuncuların hoşuna gidiyor ve bence ne istediğinize bağlı katmanına yakışır. Ne demek istediğimi videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Ve PUBG. Bu oyunu konuşmazsak hoş şeyler olmaz. Eskisi kadar popüler olmasa da hala anlık 100k ile 300k arasında oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Battle Royale türünü şahlandıran oyun desek doğrudur ama bence artık eskidi ve globalde de Türkiye'de de oyuncu sayısı haklı sayılır derecede azaldı. Güzel kötü değil ama sizce de mod geçti katmanına girmesi gerekmez mi? Benim için öyle ama daha gerçekçi oynanış dinamiklerine sahip Battle Royale severler için hala en iyiler arasında. Ben sadece artık daha hızlı geçiş, hızlı oynanışa sahip kod benzeri oyunları seviyorum dostlar yoksa eskiden ben de çok oynadım. Farlight 84'ü hemen sonraya koydum çünkü hızlı geçişten kastım aslında bu tarz bir oyun. Battle Royale odaklanma TDM modu bulunuyor. Kahraman çeşitliliği güzel ve kahramanların özellikleri farklı tipteki oyunculara uygun. Farklı oyunların birleşimi gibi duran Farlay 84'ün bence en önemli mekaniği hızlanma ve yukarıya doğru zıplama yetenekleri dostlar. Bu oyuna ayrı bir rush ve kaçma mekaniği ekliyor. Cross platform olarak mobil oyuncuların da dahil olması mümkün ama buna sadece mobil oyuncular karar verebiliyor. Firma ise tamamen mobil oyuncular ile PC oyuncularını ayırmaya hedefliyor. Çünkü mobil tarafta hile kullanımı çok daha yaygın. Anlık 15k civarında oyuncusu var. Daha fazla oyuncu çekebilir mi bilmem ama savaş araçları hızlı ve roguelike oynanış dinamikleriyle bence ne istediğinize bağlı katmanına daha uygun gibi. Denemediyseniz kesinlikle şans verin. Aradığınız battle royale deneyimi olabilir. Warzone 2.0 eleştiri bombardımanına tutulsa da şu an en popüler hızlı geçiş battle royale oyunlarından. Özellikle eski haritanın geri dönüşüyle beraber bence çok daha fazla oyuncu tarafından destek alacaktır. Oyuncu sayısı anlık 100K'nın üzerine görüyor ve sadece Steam'de. Çünkü bu oyunun konsolda oynayanı da çok fazla. Sistem gereksinimlerinin yüksek olması, boyutunun fazla olması, hatta hızlı oynanışından dolayı birazcık zor gelmesi Türkiye'de tutulmamasının sebeplerinden biri ama benim gözlü oyunlarım arasında. Her türlü oynanır katmanına kesinlikle alınması lazım. Bence yüksek boyutu olmasa ve sistem gereksinimleri daha düşük olsa birçoğunuzun da oynamak istediği oyunlar arasında olabilir. Apex Legends'ı harbiden nereye yerleştirsem tam bilmiyorum çünkü o kadar uzun süre oynadığımı düşünmüyorum. 20 saatlik bir deneyim doğrultusunda değerlendirme yapacağım. Benim için her zaman yeri ayrı bir oyundur çünkü gerçekten hızlı oynanış dinamikleri var ve kahraman tasarımları, yetenek dizaynları oldukça iyi. Özellikle takım odaklı agalarla oynamak çok daha güzel. Son güncellemeler oyuncuların çok hoşuna gitmese de anlık 100k'nın üzerine çok rahat çıkabilen bir oyun. Yine konsol oyuncuları hariç ve sadece Steam verilerine dayanarak söylüyorum. Bence şansı hak ediyor katmanına yerleştirebiliriz. Peki neden bu katman? Çünkü Warzone 2.0 her türlü oynanır katmanına geliyorsa daha az oynadığım Apex Legends şansı hak ediyor. Yani bir gün Warzone benzeri Battle Royale oyunlardan sıkılırsam daha kahraman odaklı oyun olan Apex Legends'ı her türlü oynanır katmanına yerleştirebilirim. Unutmayın kişisel bir tier list dostlar. Sizin görüşleriniz farklı olabilir. Geldik Overwatch 2. Paladins ile kıyaslamıştık ve benim için Paladins daha önde bir oyun. Çünkü yok güncelleme çok boktan, yok hirolar saçma, yok bu olmadı ikincisini yapacağız tarzında olayları yok. Paladins'i ne istediğinize bağlı katmanını almıştım ve bunun sebebini söyleyeceğim demiştim. Şimdi söyleyeceklerim pek hoşunuza gitmeyebilir. Eğer aradığınız büyük şirketlerin fonladığı oyunlarsa Overwatch 2. Eğer daha güzel grafikler, daha detaylı animasyonlar ise Overwatch 2'ye şans verin. Ama aradığınız daha sorunsuz ve stabil bir oyun deneyimi ise ve zevkine oynuyorum diyorsanız bence Paladins. Benim için şimdilik Paladins varken Overwatch 2 oynanmaz katmanında. Çünkü çıkan her hero bir problemli çıkıyor. Dostlar kızmayın. Bak şimdi ben bunları söylüyorum ama vallahi kişisel görüş yani. Siz farklı oyunları seviyor olabilirsiniz. Bunlar benim görüşlerim. Yorumlara yazarsınız görüşlerinizi. The Final son zamanlarda en eğlenerek oynadığım rekabetçi FPS oldu. Tabi bazı şikayetlerim var ve buna da değineceğim. Ama ilk iyi gelen yanlarından bahsedeyim. Çevre detaylarının tamamen parçalanabilir olması mükemmel olmuş. Bu oyunun seyrini ve oynanış dinamiğini fazlasıyla değiştiriyor. Benim en çok sevdiğim asıl özellik ise oyun aslında yakın dövüş silahlarını kullanmaya da çok müsait hale getirilmiş. Yani her oyuncu tipini mutlu edecek silahlandırma ve sınıf seçimi bence mevcut. Gelelim kötü taraflarına. Bence oyundaki silahların hasar seviyesi biraz daha arttırılmalı. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum ve özellikle solo hiç oynanmayan bir oyun. Yani iletişim halinde olmadığınız zaman büyük problem. Solo oynanışa odaklanan mod ya da oynanış tarzı değişikliği güzel olabilirdi. Eğer oyun oynamayı düşünüyorsanız bence gidin birkaç tane arkadaş edinin, bir Discord topluluğuna falan katılın. Bizimki de açıklamalar kısmında dostlar. Arkadaşlarınızla oynayın en azından solo bir oynanış dinamiği gelene kadar. Anlık 100K'nın üzerine çıkan bir oyuncu sayısı var ve sadece Steam üzerinde bence her türlü oynanır kat yakışır tazecik bir rekabetçi FPS. CSGO'dan sonra CS2'de kesinlikle bu listede değerlendirilmesi gereken bir oyun. Doğruyu söylemek gerekirse birçok kişinin aksine ben sorunsuz bir şekilde oyunu deneyimledim. i7-12700F işlemci, Asus ROG Strix 3070 ekran kartı, 32 GB RAM ile yüksek ayarlarda 300 FPS'in üzerinde sorun yaşamadan oynuyorum ki zaten bu tarz oyunlar yüksek ayar bile oynanmaz. CS2 olayımı dersiniz güncellemesi mi dersiniz bilmem ama bence gerekli ve olmalı olması gereken bir şeydi. Çünkü uzun yıllardır piyasada olan ve çok oynanan bir oyunu güncellemekte, yerine yeni bir şeyler getirmekte çok zordur ama eninde sonunda verilmesi gereken bir karar ve olması gereken bir olaydır ve bence CS2 güncellemesi, CS2 oyunu da yerinde bir tercih. Benim ve herkes için CS serileri hep özeldir ve her zaman her dönem ne olursa olsun her zaman oynanır katmanında olur. Çünkü ben bu tarz artık kült haline gelmiş oyunları birer kaçış oyunu olarak görüyorum. Yani ne oynarsam oynayacağım single hikaye odaklı bir oyun da oynasam günün sonunda, haftanın sonunda ya da ayda 4-5 kere bu tarz rekabetçi CS2 gibi oyunları oynarken kendimi bilgisayarın başında buluyorum. Bence hepiniz benimle katman seçimim konusunda aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Sona doğru yaklaştık dostlar. Bu işi daha istekli, daha güzel ve daha iyi yapabilmem için lütfen videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. Valorant'a gelelim bakalım. CS2'den sonra ülkemizde en çok oynanan taktiksel FPS oyunlardan birisidir. CS2'nin anlık oyuncu sayısının daha fazla olduğunu biliyoruz ama bazı ülkelerde Valorant çok daha fazla oynanıyor. Her ne olursa olsun Valorant taktiksel FPS deneyimini bence en iyi yansıtan kahraman odaklı oyunlardan birisidir. Klasik silah çatışmasından sıkılan oyuncular için işin içerisine yetenekler girdi ve görünen o ki tüm dünya bu olayı çok sevdi. Şahsen ben zaten her zaman fantastik ve büyülü şeyleri sevmişimdir. Ön yargılı olan herkes için Valorant her türlü oynanır katmanına yakışır. Biliyorum CS'ciler ve Valorantçılar hep tartışır ama bence her iki oyuncu kitlesi de karşı oldukları oyunlara şans vermeli. Son olarak Naraka Blade Point ücretsiz olmasıyla anlık 100k üzerine gördü ve ortalama 50-60k civarında anlık oyuncuya sahip. Yakın dövüş odaklı Battle Royale oyunları genelde tutmaz ama Naraka hem görselliği hem oynanış dinamiğiyle kesinlikle oyuncuları kendine bağladı. Ayrıca güzel tasarımlı kahramanların olması da bu popülerliğe etkili olmuş olabilir. MMORPG geçmişim olduğu için beni için içerisine çekmesi zor olmadı çünkü ben her zaman yakın dövüşü sevmişimdir. Ama bu tür dediğim gibi herkes tarafından kabul görmez. O yüzden ne istediğinize bağlı katmanına yerleştiriyorum. Denemediyseniz şans verin. Şimdi beyler bayanlar gördüğünüz gibi tier listi bitirdik. Sonuna kadar geldik. Ama şunu söylemem lazım. Video içerisinde de söyledim. Kaçırdıysanız diye tekrardan söylüyorum. Bunlar benim deneyimlerim ve kişisel görüşlerim. Sizin görüşleriniz çok daha farklı olabilir. Benim oynanmaz dediğim oyun sizin için en iyi oyunda olabilir. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Adam akıllı tartışalım böyle sakin sakin sohbet edercesine dostlar. Oynanmaz olarak pek seçim yapamadık çünkü zaten popüler oyunları değerlendirdim. Tüm online rekabetçi oyunları değerlendirsem daha fazla oynanmaz çıkardı. Daha az bilinen kıyıda köşede kalmış rekabetçi veya online oyunlarla ilgili yeni bir tier list videosu istiyorsanız dostlar beğenilerinizle yorumlarınızla bunu gösterebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açtığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.